Abi taraftarlar gelmeye başladı. İyice arayalım. En son maçta inek kellesi atmışlardı sahaya. Nasıl sokuyorlar bunları anlamıyorum. Siz yenisiniz galiba. Evet, ilk kez görev yapacağız. Belli. Durun arama nasıl yapılır ben size göstereyim. Ne yapıyorsun abi sen? Arama yapıyorum, görmüyor musun? Geç. Böyle arama mı olur abi? Dur bir de ben arayayım. Bir şey yok lan adamın üstünde, boşuna arama. Hani bir şey yoktu? Bunları el koyuyoruz, şimdi geçebilirsin. Ne diyor bu abi? Ben zaten her maça böyle geliyorum. Arkadaş daha yeni, zamanla öğrenecek. Sen cephaneni al geç içeri. Ne yapıyorsun abi sen? O cephaneyi Rusya görse Ukrayna'dan çekilir. Sen adamı maça alıyorsun. Bir şey olmaz korkma. Yıllarca içeri yabancı madde soktular. Bize bir kez olsun bir şey diyen oldu mu? Bunun için ekstra bir önlem de alınmadı. Boş ver. Sen arıyormuş gibi yap geç. O yana da bu yana da salla. Evi çevir, öbür çevir salla. Sala 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 titre. Ne kadar sallarsan salla. Benim olacağım sonunda. O yana da bu yana da salla. Evi çevir, kıvır çevir salla. Top taç çizgisini geçiyor. Kırmızı siyahlı ekip taç kullanacak. Bu arada değerli izleyiciler, deplasman ekibi taç kullanırken sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Ortam gergin. Görüyorsunuz değil mi? Sahaya atılan madde bile yabancı. Ülkede öğretim yok ki. Ne alaka baba ya? Sonra diyorlar ki Türk futbolu niye gelişmiyor? Nasıl gelişsin ki? Millet maça değil savaşa geliyor sanki. Peki bu yabancı maddeleri stada nasıl sokuyorlar? Çıtır Spor ile Kıtır Spor arasında oynanan dev derbi sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle iptal edildi. Evet değerli izleyiciler, görmek istemediğimiz görüntüler. Böyle futbol magandaları olduğu sürece ülkede futbol bir adım ileri gidemez. Sen de kimsin lan? Abi ben Suri, Türkiye cennet. Ulan sahaya atacak başka yabancı madde bulamadılar mı? Çapası sarı kızın elinden düşmez bostan çapası tek tek basarlar.